Engelleri aşalım, horonda buluşalım sloganıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen dayanışma gecesi muhteşem görüntülere sahne oldu. Paris'ten, Espace Venise'den herkese merhabalar değerli izleyenlerimiz. Efendim geçen yıl yine aynı dönemde, aynı lokasyonda Paris 61 Trabzon Derneği ile beraber muhteşem bir organizasyon yapmıştık. 2021 Ağustos ayı orman yangınında en çok zarar gören bölge olan Antalya'nın Manavgat ilçesine 30 bin adet fidan bağışlamıştık. Ve dernek yetkilileriyle beraber Paris'ten Antalya'ya giderek fidan dikimini gerçekleştirmiştik. Bu sene daha anlamlı ne yapabiliriz diye düşünürken engelleri aşalım, horonda buluşalım dedik. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil de her zaman düşünelim, onların hayatını her zaman kolaylaştıralım diye bir gece organize etmek istedik. 3,5 aylık emeğin sonucunda muhteşem bir gece organize ettik ve onlara bir tır akülü tekerlekli sandalye sözünü verdik. İçeride inanılmaz güzel bir kalabalık var. Dünyanın birçok ülkesinden, şehrinden gelen vatandaşlarımız var. Şimdi bakalım bu geceden kameralarımıza neler yansıyacak. Hep birlikte izliyoruz. Sevcan Cemtos'un ve Paris 61 Trabzon Derneği'nin engelliler için düzenlediği organizasyon, farklı ülke ve şehirlerden yardımseverleri buluşturdu. Geceye Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garges-Légonnes Belediye Başkanı Benoît Jiménez'in yanı sıra çok sayıda protokol mensubu, sivil toplum kuruluşu başkanları ve iş insanları katıldı. Gece Sevcan Cemtosun'un açılış konuşması ve Sinevizyon'la başladı. 3,5 ay bu gece için çalıştık ve şu anki görmüş olduğumuz manzarada diyoruz ki iyi ki bu geceyi organize etmişiz, iyi ki sizler de bizlerle berabersiniz. Hepinizin ayağına sağlık bir kez daha, çok teşekkür ediyoruz. Güçlü bir alkış, çok güçlü bir alkış. Engelli kardeşlerimiz için ve yardımsever gönlü güzel sizler için. En büyük engel kalpte olandır ve her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Her zaman onların yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum ben. Ve şimdi alkışlarınızla Paris 61 Trabzon Derneği Başkanı Sayın Avni Başkan'ı kürsüye davet ediyorum. Güçlü alkışlarınızla. Öncelikle Sayın Başkonsolosum, Sayın Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ve siz değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe de dayanışma gecelerinin önemine dikkat çekti. Bu tür özel geceler engelli vatandaşlarımızın sorunlarının ve bu konuda yapılabileceklerin ortaya çıkarılması, öne çıkarılması bakımından önem taşımaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da gecede yaptığı konuşmada emeği geçen herkese ve bütün yardımseverlere teşekkür etti. Ben kıymetli başkanımıza, Avni Başkan'a, yönetimine ve bu noktada emeği geçen bütün hemşerilerime en kalbi teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gecede davetlilere hitap eden Garges-Légonnes Belediye Başkanı Benoît Jiménez konuşmasını Türkçe sözlerle tamamladı. Biz her yer Trabzon. Konuşmaların ardından ana sponsorlara plaket takdim edildi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın elinden plaketini takdim ediyoruz. Öncelikle bu salonu dolduran tüm misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok anlamlı bir gece. Ve ayrıca tabii ki Trabzon 61 Paris Derneği'ne, başkanına, tüm yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Ben süreci başından beri takip ediyorum. Bir teşekkür de Sevcan Hanım'a yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten sürecin başından sonuna kadar Sayın Belediye Başkanım Sevcan Hanım da her akşam arkadaşlarla çalıştı. Bundan dolayı da Sevcan Hanım'a da bir teşekkür etmek istiyorum ve bir alkış rica ediyorum. Bize Trabzon'dan hediyeler geldi ve bunu bize Vic Transport Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Müsiyat Paris Başkanı Sayın İlkan Cengiz getirdi.
Onun için kendisine bir güçlü alkış almak istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bir ordulu olarak o da gecemize maddi ve manevi destek sağladı. Aynı zamanda gecemizin sponsorlarından. İKM'ye çok teşekkür ediyoruz. Hemen böyle formalarımızı önce teslim alıyoruz. Bir ordulu olarak takımınızı, Trabzonspor'u Avrupa'daki maçlarındaki taşıma sponsoru benim. Çok teşekkür ediyoruz. Transporla alakalı her ne olursa her zaman İlkan Bey bizim yanımızda, hiçbir zaman kırmıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine desteklerinden dolayı. Formalar için de aynı şekilde. Kotan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kotan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. İnşallah kardeşlerimizi mutlu edebiliyorsak Türkiye'deki, ülkemizdeki, ne mutlu bizlere. Her birinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir gece geçirin inşallah. Plaketi takdim edip bir resim alıyoruz. Yılmaz Sayır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kendisi Fransa'nın Van şehrinde yaşıyor. Gecemizin ana sponsorlarından, aynı zamanda oralardan buralara kadar geldi. Yılmaz Sayır'a modern karmaca güçlü bir alkış rica ediyoruz. Plaket takdiminin ardından açık artırmaya geçildi. İlk olarak görmüş olduğumuz akülü tekerlekli sandalyemizle başlamak istiyorum ben. Gecemizin amacına uygun olarak. Geceye katılan hayırseverler açık artırmada kıyasıya yarıştı. İlk teklif buradan geldi. 2000 euro var mı arttıran? Evet. 3000 euro akülü tekerlekli sandalyemiz için. Arka taraftan İsim alayım hemen. 5000 euro. Kendisi Metz'den geliyormuş. Mehmet Arıkan'a güçlü bir alkış gelsin. 5000 euro. Evet, biz size çok teşekkür ederiz. Bu güzel desteğinizden dolayı Metz'den buralara kadar geldi. Önce size sorayım, memleket neresi? Yozgat. Yozgat'a bir alkış gelsin o zaman. Evet, Yozgat'a güçlü bir alkış gelsin. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Burada bulunduğunuz için. Maxi Gomez'in orijinal imzalı forması için açılışı 500 Euro'dan yapayım ben. Gökmen Bey'den 2000 Euro. Çok teşekkür ederiz. Katkısından dolayı hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir resim alalım isterseniz birlikte. Marek Hamşi'nin orijinal imzalı forması. Yine İlkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu gece için getirdi. 3000 euro var mı arttıran? Güçlü alkışlarla Özkan Çilingir'i sahneye davet ediyorum. Kendisi İS Pasat olarak geçen senede, bu senede bize sponsor olmuştu. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu işlerin arkasında ne kadar büyük emek olduğunu biz biliyoruz. Güncel yaşadığımız konular. Bütün emeğe geçen arkadaşlara, özellikle başkanımız Avni Başkan'a ve arkasındaki bütün ekibine, siz organizasyon olarak herkese, misafirlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Gecede sahne alan Selçuk Balcı, Hüseyin Kağıt, Ali Tetik, Emre Alay, Enes Çabuk ve Soner Alıcı davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece tüm coşkusuyla sürerken konuklara ve sponsorlara mikrofon uzattık. Sayın Başkonsolosum, çok teşekkür ederiz. Böyle anlamlı bir gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için sizin de duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum, neler söylersiniz? Evet, bu akşam hakikaten anlamlı ve manidar bir gece. Engelli vatandaşlarımızın sorunların ortaya konulması ve bu konuda neler yapılabileceğinin ortaya çıkarılması bakımından önem taşıyor. Burada Paris 61 Trabzon Derneği'ni hem de bu gecede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz de başkonsolosluğumuz olarak tüm engelli vatandaşlarımıza gerekli kolaylığı, gerek randevularda, gerek işlemlerde en iyi şekilde sağlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince.
çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ayağınıza sağlık. Bu anlamlı geceyi bizlerle beraber paylaşıyorsunuz. O kadar yoğunluğunuza rağmen kırmadınız, geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Salonumuz full. Güzel bir atmosfer. Gerçekten öyle. Yani ben tabii görevim gereği bu türden birçok organizasyona katıldım. Ama hakikaten Paris'teki bu akşamki organizasyon çok coşkulu, bambaşka, heyecan dorukta, çok iyi bir salon ve çok güçlü bir katılım var. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Ama bu geceyi esas değerlerinden ayıran bu gecenin ana konusu Paris 61 Trabzon Derneği hakikaten çok ciddi bir inisiyatif aldı. Ve şu ana kadar da bir tır dolusu akülü sandalyeyi bize teslim etmeye söz verdi. Bu akşamki organizasyondan sonra biz bu sözün yerine geleceğinden emin olduk. Gerçekten ihtiyaç sahibi, bu tür araçları alamayacak, ekonomik imkana sahip olmayan engelli kardeşlerimiz, evlatlarımız bu tırları dört gözle bekliyorlar. Bize düşen inşallah sizlerle beraber Trabzon ayağında güzel bir organizasyonla buradan temin edilen bu engelli araçlarını oradaki ihtiyaç sahiplerine beraberce teslim etmek ve onların mutluluğuna şahit olmaktır. Ben bu manada başta derneğimiz olmak üzere sizlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yanımızda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Muharrem Çimşit var. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ediyorum. Sizden de çok minik hem bu geceyle ilgili hem de sonrası dağıtımla alakalı bilgiler almak istiyorum. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ilimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın sayısı bir aylık fazla. Trabzon'un coğrafi şartları da gerçekten çok zor ve bize çok aşırı şekilde akülü araç talebi geliyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olarak bunları bütçeden karşılamak da çok mümkün değil. Çünkü çok ciddi bir rakam. Geçen sene sizin yaptığınız buradaki programı görmüştük. Bizi davet etmiştiniz, gelmiştik. Çok mutlu olmuştuk. Antalya, Manavga'da harika bir hizmet yaptınız. Oradan hareketle biz size, derneğimize talebimizi ilettik. Beklentimizin çok üstünde bir şeyle bizim talebimizi karşıladınız. Yani bir tır dolusu, yaklaşık 90 akülü engelli sandalyesi ki bu büyük bize heyecan veriyor gerçekten. Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olup engelli raporu olan vatandaşlarımıza biz bu araçları veriyoruz. Kriterlere kim uygunsa araçları biz veriyoruz. Sadece vermiyoruz, tespit ettikten sonra aracı aracımıza koyuyoruz, götürüp evinde teslimatını yapıyoruz. Dolayısıyla onlar şimdi bizim buraya geldiğimizi biliyor birçoğu, haber alıyorlar. Başkanım ne zaman aracım gelecek? Başkanım arabamız geliyor mu gerçekten? İnşallah Şubat'ın ilk haftasında araçlarınız gelecek diyoruz. Gerçekten çok heyecanlılar. İnşallah siz Trabzon'daki programımıza katıldığınızda bu heyecanı onların gözlerinden okuyacaksınız. Evet, sabırsızlıkla bekliyoruz o yüzden. Çok teşekkür ederiz bir kez daha. Diyoruz gerçekten. Başta bu Paris 61 Trabzon Derneği yönetimine, üyelerine ve bu akülü araçlar konusunda bize her türlü desteği veren buradaki vatandaşlarımıza ve bu organizasyonun beyni konumundaki size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve sizi Trabzon'da ağırlamak üzere bekliyoruz inşallah. Böyle anlamlı bir gecede duyarsız kalmadığınız için, gecemiz ana sponsor olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin de duygularınızı almak istiyorum. Neler söylemek istersiniz bu geceyle alakalı özellikle? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu geceyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, derneğimize, ayrıca size, engelli kardeşlerimizi bugün de unutmadığınız için onlara bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Trabzonlu olarak tabii ki şehrimize gideceği için çok daha mutluyuz. İnşallah oradaki kardeşlerimizin yüzündeki gülücüklerinden biz de faydalanmak istiyoruz. Onları mutlu görünce biz de mutlu olacağız. Kendi şehrimiz olduğu için ayrıca memnunuz ve
tekrar tekrar bu tür düzenlemelere her zaman katılabileceğimizin garantisini size veriyoruz. Değerli izleyenlerimiz, gecemizin ana sponsorlarından Big Beef Sal Elmas işletme sahibi Sayın Selahattin Palandöken aramızda. O her sene yapmış olduğumuz organizasyonlara maddi manevi destek veriyor. Efendim merhabalar. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Maddi manevi katkılarınızdan dolayı hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz bizleri. Sizler neler söylersiniz? Nasıl buldunuz? Ben de sizlere teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Tabii ki Trabzon'dan buraya kadar gelen belediye başkanımıza, başkonsolosumuza ve tüm misafirlerimize teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir program oluyor gerçekten ve amacı da güzel. Geçen yıl zaten beraber siz Antalya'ya gitmiştiniz fidan ekimi için. Bu yıl ise akülü araba daha da kıymetli. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yanımızda Fransa İslam Konseyi eş başkanı, aynı zamanda Rube Dernek Başkanı Sayın İbrahim Alcı var. Neler söylersin, sizin de duygularınızı almak istiyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik. Sizi tebrik etmek istiyorum. Sizi ve 61 derneği. İnşallah bu akşam güzel rakamlar gelir ve Türkiye'ye bu güzel rakamlar, yardımlar ulaşır inşallah. Yokluğun kollarında hayaller kurdu pusu. Bu geceye maddi manevi destek sağlayanlardan biri de pırıl pırıl gencimiz Defne Özçelik. Kendisi bu tarz organizasyonlarda çok duyarlı, çok örnek bir genç. Anneciği babacığıyla beraber gecemize de katıldı. Annesi yabancı, Fransız, babası bir Türk. Kendisi diyor ki ben Türkçeyi çok konuşamam. Biraz da heyecan var ama ben dedim ki ekran başında bizi izleyen gençlerimize güzel örnek bir iki cümle söylersin sen. Ekranları başında bizi izleyenlerimize de bu geçecektir. Defneciğim, öncelikle nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok güzel organizasyon bu gece. Çok çok teşekkürler bu gece. Defneciğim, okuldan izin alıp bizimle Trabzon'a gelebilecek misin? Senin de gelmeni isteriz biz. Evet, inşallah Trabzon geliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yine gecemizin sponsorlarından Renden Obati Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Başoğlu aramızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem oralardan buralara kadar geldiğiniz için hem gecemize destek verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim Sevcan Hanım. Gerçekten tabii ki yollar böyle kısalıyor. Her zaman söylediğim gibi sevginin olduğu yerde. Tabii ki böyle organizasyonlarda da seni her zaman 10 yıldır görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Yani ben bugün gene çok muhteşem bir organizasyonla karşılaştım. 450 kilometre geldiğime değdi yani. Gönlümüzde hiçbir tane engelli kardeşimiz yoktu. Hepsi bizim gönlümüzün, başımızın tacıdır. Onlarla böyle bir ortamı paylaşmak da bize bir onurdur. Yine aramızda ana sponsorlarımızdan Kotan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Kotan var. Kendisi Fransa'nın Rennes şehrinden buralara kadar geldi. Sizler neler söylemek istersiniz, duygularınızı almak istiyorum. Bu tür organizasyonlar ülkemiz adına çok çok önemli. Kültürel faaliyetler açısından, çocuklarımız için, gelecekleri için. Tabii ki bizlere de sizlerin her zaman yanında olmak düşer. Bugünün anlamı benim için çok apayrı. Kardeşim Murat'ın geçirmiş olduğu bir konumdan dolayı çok duygusal bir gece, bir anı benim için. Ona da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz buradan. Bunun haricinde tabii ki Türkiye'deki birçok vatandaşlarımız ihtiyaç durumunda. Onlara da bir nebze faydalı olabiliyorsak, katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize. Tabii ki çok duygusal bir gece benim için. Tüm emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma herkes selamlarımı iletiyorum. Uzaktan gelen misafirlerimize, sponsor arkadaşlarımıza gördüğünüz gibi çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Karadeniz'in kumu yapayırım yıkım. Karadeniz'in kumu yapayırım yıkım. Çiftlerin kollarında andurayım yıkım.
Salon hınca hınç dolu. Tabii ki çok mutluyuz, çok gururluyuz ve temsili olarak derneğimizin başkanı Avni Başkan'a söz uzatıyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Neler söylemek istersiniz? Tüm yönetim adına sizlerin duygularınızı alalım. Bu kalabalığı görünce bizim ne kadar mükemmel bir hizmet yaptığımızı anladık. İnşallah çok yakın bir zamanda bunun finalini Trabzon'da yapacağız. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir andayız şu anda. Gerek Trabzon'dan gelen misafirlerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek Başkonsolosumuz ve diğer sponsorlarımız, hepsi bu akşam bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Aslında en büyük alkışı hak edenler bizleri bu akşam burada yalnız bırakmayan misafirlerimiz. Her şey engelliler için dedik. Yeter ki insanın kalbinde engel olmasın. Geri kalanı zaten gördüğümüz gibi çözülüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha tüm sponsorlarımıza, bu gecede maddi ve manevi emeği geçen herkese, bizimle bu heyecanı paylaşan değerli dostlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonraki görevimiz de Trabzon'da tamamlanacak. Trabzon Belediyesi'nin koordinasyonunda engelli kardeşlerimize akülü sandalyeleri bizzat teslim edeceğiz. Biz buradan ayrılıyoruz. Fakat vizyon birbirinden özel konu ve konuklarla devam ediyor efendim. Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.